Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık Vakti programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu hafta konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Koşu Yolu Hastanesi doktorlarından kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Meltem Bozacı Kılıçoğlu. Konumuz çocuklarda kış hastalıkları. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp programımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Bu vakti ayırdığınız için. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Kendinizden biraz tanıtır mısınız hocam bize? Tabii. 1989 doğumluyum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde tıp fakültesi eğitimimi aldıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi'nde kulak burun boğaz uzmanlığı eğitimimi aldım. 2 yıl zorunlu hizmetimi Keşan Devlet Hastanesi'nde yaptım. Ardından 2 yılda Profesör Doktor Günter Hafız'la muayenehanede çalıştıktan sonra şimdi Koşu Yolu Hastanesi'nde hizmet vermekteyim. Burada hem öğrencilere hem hastalara hizmet veriyorsunuz. Böyle evet. Genç olarak da hizmet çok vermek, böyle güler yüzlü, samimi bir şekilde insanlara yardımcı olmanız çok çok güzel. Hocam malum kış ayları geldi önümüzde. Başladı başlayacak. Bir ısınıyor havalar, bir soğuyorlar. Bu durumda vücut daha çok reaksiyon, tepki vererekten hastalanıyor. Haliyle kış geliyor. Tabii hadi bir şekilde biz büyükler biraz tolere edebiliyoruz. Vücut bağışıklık sistemi kazanmış oluyor. Covid'i de artık grip gibi algılamaya başladığımız bir dönemde. Aynen ama öyle. Çocuklar küçük olduğu için onlar için biraz daha sıkıntılı süreç geçiyor. Gerek kreçte, gerek okulda. Onun için bugün biz çocuklarda kış hastalıklarını işlemek istiyoruz. Kışa hazırlıklı olsun ki ebeveynler daha rahat çocuklarını okula gönderebilsinler diye. Evet. Hocam çocuklarda en sık görülen kış hastalıkları nelerdir? Aslında çocuklarda da erişkinlerde de yaklaşık olarak aynı oluyor. En sık gördüğümüz soğuk algınlığı olarak bildiğimiz viral enfeksiyonlara bağlı olarak görünen soğuk algınlığı enfeksiyonlarını görüyoruz. Bundan daha farklı olarak daha çok ateş, işte vücutta ağrı kırgınlığın görüldüğü yine viral enfeksiyonlara bağlı olarak influenza'ya bağlı grip enfeksiyonlarını. Bunun haricinde de bazen bu viral enfeksiyonlara ikincil olarak görülen ya da tek başına olarak bakteriyel enfeksiyonları görüyoruz. Tabii bunların tedavi şekilleri, bizim hastalara verdiğimiz tedavi protokolleri birbirinden farklı oluyor ve hastanın bize geldiği şikayetleri de bunlardan birbiri arasında değişebiliyor. Peki neden özellikle kış aylarında hastalıklar artıyor hocam? Tabii ki yaz döneminde de ya da mevsimsel geçişlerde de farklı hastalıklar artıyor ama kışın hastalıklar neden daha çok artar? Soğuğa bağlı olarak aslında soğuk direkt bir enfeksiyon sebebi değil. Soğuğa bağlı olarak mukozalarda kuruluk oluyor ve bu kuruluğa bağlı olarak da enfeksiyonlara daha duyarlı hale geliyor. Özellikle aslında biz kış aylarında yaz gibi değil, daha açık alanlarda değil, toplu alanlarda bulunuyoruz. Ve toplu alanlarda da özellikle havalandırma vesaire durumları yetersizse bu sefer bulaş daha fazla oluyor. Çünkü çoğu enfeksiyon biliyorsunuz hava yolundaki etkenlerin aerosol yoluyla kişiden kişiye bulaşmasıyla oluyor. Bunun için de kış döneminde kapalı ortamda daha fazla vakit geçirdiğimizden enfeksiyonlar daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Yani biraz da fazla giyip terlememiz de bunu tetikliyor mu hocam? Evet, tabii onun da etkisi var. Çünkü özellikle hani kış dönemleri veya geçiş dönemlerinde hava değişimi çok fazla oluyor ve buna uygun çok kalın giyinmek ya da çok ince giyinmek de enfeksiyona tabii bir yatkınlık oluşturuyor. Vücut haliyle reaksiyona tepki gösteriyor. Peki genizyede problemleri neden olur? Neden hastalıkların görülmesiyle birlikte genizyede sorunlarında da artış oluyor? Aslında geniz eti çocuklarda çok sık gördüğümüz bir durum. Özellikle aslında bu alerjik durumlar artık günümüzde biliyorsunuz endüstriyel toplumlarda çok önemli bir risk faktörü. Geniz eti de burnun gerisinde nazofarenk dediğimiz alanda görülen aslında bir lenfoid doku. Bu çocukların bazılarında çok büyük olabildiği gibi daha küçük boyutlarda da olabiliyor. Özellikle enfeksiyon döneminde burun içerisindeki bu mukozalar ödemlendiği gibi geniz bölgesinde de bir ödem görülüyor ve buna bağlı olarak da aslında normalde şikayeti bile olmasa enfeksiyon dönemlerinde çocuklarda işte burun tıkanıklığı vesaire gibi şikayetlerle karşımıza daha fazla geliyor.
Peki geniz eti problemi nasıl anlaşılır? Hangi durumlarda doktora başvurulmalıdır? Geniz eti probleminde hastalarda aslında bir burunla ilgili sıkıntılar, semptomları görüyoruz. Veyahut kulakla ilgili şikayetleri. Burunla ilgili en sık gördüğümüz burun tıkanıklığı, horlama ve gece nefes durması, apne dediğimiz durumlar oluyor. Bunlar daha çok zaten anneler veya babalar bize bu şikayetleri iletiyorlar. Ve özellikle östeki tüpü burun ve geniz arasındaki kulak içinde basıncı dengeleyen ve havalanmayı sağlayan bir alandır. Geniz bölgesinde herhangi bir doluluk olduğu zaman, mesela geniz eti büyük olan hastalarda kulak havalanması da bozulacağı için kulak içerisinde sıvı birikmesi oluyor. Ve bu da bize kulakta dolgunluk, ağrı veya işitme kaybı gibi problemlerle geliyor. Biz bunu nasıl anlıyoruz? Bir, hastanın şikayetlerinden. İki, endoskopik olarak yapacağımız muayene ile geniz bölgesindeki geniz etinin ne kadar büyük olduğunu, hastanın cerrahiye gerekli olup olmadığını ya da ilaç tedavisiyle takip edip etmeyeceğimizi ona göre karar veriyoruz. Geniz eti kendiliğinden düzelir mi? Tedavi seçenekleri nelerdir hocam? Geniz etin tamamen kendiliğinden kaybolması çok mümkün değil. Ancak yaşla beraber çocuklarda bir kısım geriler. Yetişkinlerde çok sık görmeyiz. Tedavi olarak da iki çeşit tedavi vardır. Öncelikle ilaç tedavisi öneriyoruz bu hastalara. Az önce de dediğim gibi alerjik etkenler altta yattığı için bu hastalarda özellikle. Mutlaka önce bir alerji tedavisi, yani hastalara bir çiğneme tableti vesaire gibi ilaçlar veriyoruz ya da şurup formatında ve mutlaka burun spreyi ekliyoruz. Medikal ilaç tedavisiyle çok fazla fayda görmeyen hastalarda ikinci ve hani daha kesin bir çözüm cerrahi tedaviyi öneriyoruz. Geniz eti problemi nasıl anlaşılır? Hangi durumlarda siz doktorlara başvurmamız gerekiyor hocam? Geniz eti probleminde aslında hastada ilk şikayetlerle bize başvururlar. Burun tıkanıklığı, özellikle çocuklarda eğer geniz bölgesinde çok ciddi tıkanma oluyorsa, horlama, bazen 10 saniyeden kısa süren nefes durmaları, apne dediğimiz durumlarla karşımıza gelirler. Bazen ise kulakta ağrı, dolgunluk ve işitme kaybı şikayetleriyle başvururlar. Çünkü geniz eti arkadaki östekinin fonksiyonlarını da bozduğu için kulak havalanması bozuluyor bu çocuklarda ve duyma kaybı şikayetleriyle karşımıza gelebiliyorlar. Bazen sadece işte okulda başarı düşmesi, işte öğretmenlerin dediklerini anlayamama gibi şikayetlerle de karşımıza gelmektedir. Peki hocam, bu geniz eti hani büyüklerde biraz daha uyku apnesi ya da kalp krizine kadar götürebiliyor. Çocuklarda da böyle bir durum var mı? Tabii apne eğer şiddetliyse yine bu riski vardır. Onun için zaten eğer geniz eti büyükse ve aileler genellikle çocukları uyurken videolarını çekerler ve burada gördüğümüz zaman apne çok derin oluyorsa veya uyku periyodu içerisinde çok sık oluyorsa, mutlaka hani bunlarda bazen medikal tedaviden önce cerrahi tedaviye de geçebiliyoruz. Peki geniz eti kendiliğinden düzelir mi ya da tedavi seçenekleri nelerdir? Şimdi geniz etinin tamamen kendiliğinden yok olması çok mümkün değildir. Çünkü orada bir lenfoid doku var. Bu zamanla gerileyebilir. Erişkinlerde genellikle gerilemesini bekleriz. Bunun için biz hastalara öncelikle alerjenler genellikle sebep olduğu için ilaç tedavisi veriyoruz. Bunun için işte şurup formatında antialerjen ilaçlar, antihistaminikler veya çiğneme tabletleri şeklinde ağızdan alabilecekleri formattaki ilaçların haricinde burun spreyi gibi lokal uygulanabilecek ilaçlar da veriyoruz. Eğer bu ilaç tedavisine cevap verir, şikayetleri azalırsa bu şekilde takip edebiliyoruz. Ama eğer şikayetler devam ederse o zaman mutlaka cerrahi tedaviyi düşünmek gerekir. Peki her hastada ya da her çocukta cerrahi müdahale yapılması gerekli mi hocam? Yok, değil. Ya da hangi eğer durumlarda şöyle, cerrahi yapılması gerekli? Geniz etinin açıkçası geniz bölgesini ne kadar doldurduğu ve kapattığıyla alakalı. Yaklaşık şöyle söyleyeyim, %25 veya 50 derecesinde tıkıyorsa bu çocuklarda önce bir ilaç tedavisi deneyip gerilemesine bakılabilir. Ama mesela %75 veya tamamen tıkıyorsa geniz bölgesini, bunlarda vereceğimiz ilaç tedavisi biraz hafifletir ama şikayetlerini tamamen geçirmeyeceği için onlarda mesela direkt cerrahi tedaviyi düşünmek gerekir. Peki yani zaten küçük çocuklar, bebekler, ameliyatta zor bir süreç. Evet. Siz KBB'ciler için
ameliyat süreci nasıldır, nasıl yapılıyor? Yani ameliyat öncesinde neler dikkat etmesi gerekli? Bebekler, hastalar, ebeveynler ameliyat sonrası neler dikkat etmesi gerekli? Bu süreç nasıl atlatılabilir en kolay şekilde? Evet, aslında artık günümüzde bu süreç daha rahat atlatıyor. Mesela öncelerden kişiler de böyle yetişkin çağda şu an olanlara bakacak olursak onlar mesela lokal oluyormuş bu ameliyatlar. Çok daha zorlu bir süreçte. Yani uyanık bir şekilde tabii artık genel anestezi altında uyurken yapılıyor bu işlemler ve artık o kadar teknoloji gelişti ki hani soğuk bıçak yöntemi orayı kürete etmeden ziyade artık günümüzde en sık artık kullanılan tekniklerden birisi de buharlaştırma yöntemi. Aslında bunda biz koblatör denilen bir alet kullanıyoruz. Bir kısmıyla yakıp bir kısmıyla oradaki de dokuyu da tıraşlıyoruz. Sıklıkla artık bunu kullanıyoruz. Çünkü hem kanama yöntemi olarak iyi oluyor. Hem daha iyi endoskop yardımıyla oraya müdahale edebiliyoruz. Böyle bir durumda böyle bir hastayı ameliyat ettiğimiz zaman eğer hastanın durumu uygunsa ya da ekstra bir problem olmadıysa bazen günübirlik bile bu işlemi yapabiliyoruz. Sabah yaptık ameliyatını, akşama doğru çıkarabiliyoruz. Bazen maksimum bir gece yatırıyoruz hastaları. Ameliyattan sonra da genellikle beslenmelerine önem gösteriyoruz. Çünkü burada çocuklara katı, işte orayı tahriş edebilecek ya da sıcak şeylerden uzak duruyorlar. Mutlaka işte dondurma diyeti veriyoruz. Sütlü, pütürcüklü olmayan dondurma, süt ve yumuşak gıdalar şeklinde beslenmelerini öneriyoruz. Tabii bu ameliyattan sonra da aynı şekilde oluyor. Ailelere de özellikle 2 hafta evde bu yumuşak şekilde beslenmeyi öneriyoruz. Bu aklıma geldi soruları okurken, düşünürken. Mesela geniz et ameliyatlarında aynı zamanda tonsilektomi yani bademciklerin de alınmasına gerek var mı, yok mu? Şimdi o aslında şöyle değerlendirmek gerekiyor. Çocuğun hani ne için bademcik ameliyatı yapacağımıza. Çocuk eğer senede 10'dan fazla bir enfeksiyon geçiriyorsa, kronik tonsillit dediğimiz durumda varsa geniz etine eşlenik olarak bunda mutlaka tonsilektomi yapmak lazım. Yani tamamını o bademciğin almak gerekiyor. Yine bunu koblatör yardımıyla da yapabiliyoruz. Bir de çocuklarda apne dediğimiz duruma bazen tonsillerin, bademciklerin çok büyük olması da sebep olabiliyor. Hmm. Özellikle bazı çocuklarda artık o kadar büyük oluyor ki iki bademcik orta hatta birbirine değebilecek pozisyonda oluyor. İşte bu durumda aileyle açıkçası konuşarak eş zamanlı ya bademciğin hepsinin alınması ya da bademcik de sonuçta bizim vücut savunmamızda önemli bir mekanizma. Hani bunun bir kısmının alınıp tıraşlanıp özellikle sık enfeksiyon geçirmemesi gerekiyor çocuğun bunda. Sık enfeksiyon geçirmiyorsa orayı biraz tıraşlayıp hava yolunu açıp hani bir kısmi bademcik ameliyatı da artık yapabiliyoruz. Ama bu aileyle beraber konuşup işte ona göre hastalığın neye bağlı olarak bu ameliyatı yapacağımıza göre değişiyor. Peki geniz etlerinde tedavi edilmeyen geniz eti ne gibi problemleri neden olur hocam? Yani tedavi edilmeyen geniz etinde bir kere en sık problemler zaten burun tıkanıklığı şikayeti. Çocuklarda işte ağızdan nefes alma problemleri olur. Gece uyurken işte horlama, apne şikayetleri olur. Tabii çocuk gece rahat uyuyamadığı için uyku kalitesinde bir düşme gözükür. Bu sefer de gündüz uyuklama hali, konsantrasyon eksikliği, okul başarısında düşmeleri görürüz. İkincil olarak da östeki kanalın etkilemesine bağlı kulak şikayetleri görürüz. Kulak şikayetlerinde de kulakta sıvı birikmesine bağlı işitme kaybı, kulakta ağrı, dolgunluk olur. Bunlar da yine aslında baktığımızda ikincil olarak yine çocukların günlük hayata katılmasını, okuldaki başarısını etkileyen önemli faktörlerdendir. Peki bademcik sorunları neden olur? Neden hastalıkların görülmesiyle birlikte bademcik sorunları da artış gösterir? Aslında bademcik enfeksiyonları da diğer üst solunum yolu enfeksiyonları, grip, nezle ile buna ikincil olarak da görülebiliyor. Aslında olma sebepleri yine yaklaşık olarak aynı. Yani soğuk havalarda daha sık görüyoruz. Ama bu direkt soğuğa bağlı değil, soğuk havanın sebep olduğu mukozalardaki değişikliklere bağlı olarak enfeksiyona bir yatkınlık oluşuyor. Bunun için de daha çok soğuk havalarda ve özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu döneminin arttığı zamanlarda bademcik enfeksiyonlarını da görebiliyoruz. Onlar da yine öncelikle virüslere bağlı olarak olabileceği gibi bazen de direkt bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak da görülmektedir. İşte o zaman da bizim tedavi protokolümüzü değiştirmektedir. Bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olduğu zaman da mutlaka işte hastaya antibiyotik tedavisini mutlaka tedaviye eklemek lazım.
Peki bademcikte hangi durumlarda doktora başvurulmalıdır? Tedavi seçenekleri nelerdir? Bademcikte eğer bademcikte çok bir büyüklük varsa, bu da aynı geniz eti büyüklüğü gibi horlama, nefes almada problem şikayetleri, apne durumlarına çok ciddi sebep olabiliyor. Böyle bir durum varsa zaten mutlaka bir doktora, bir kulak burun boğaz hekimine başvurmak gerekir. Bunun haricinde bademcik büyük olmasa da işte senede ondan fazla tonsillit enfeksiyonu geçiriyorsa da bunda da yine bir mutlaka bir görüş almak gerekir. Bunda da hastalarda sık geçiren enfeksiyon atakları, ağızda kötü koku şikayetleri gibi semptomları, şikayetleri olabilmektedir. Peki bademcikte ameliyat süreci nasıldır? Ameliyata hazırlanırken nelere dikkat etmesi gerekli? Ameliyat sonrası nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bademcikte aslında geniz eti ameliyatı ile benzer süreçlerde ama özellikle bademcik ameliyatında beslenme konusunda ameliyat sonraki dönemde çok daha dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle aynı geniz eti ameliyatı gibi hastaların yaklaşık bir gün hastanede yatış süresi oluyor ve ertesi gün taburcu ediyoruz. Geniz etine göre kanama riski bademcik ameliyatında bir tık daha fazladır. Ama tabii ki de her cerrahi ameliyat süreçte olduğu kadardır. Yine ameliyatlarda soğuk bıçak yöntemi dediğimiz yöntemle yapabildiğimiz gibi koblatör dediğimiz artık hani teknolojinin gelişmesiyle başka aletlerle de yapabiliyoruz. Ameliyattan sonra özellikle bademcik ameliyatlarında geniz etinden daha fazla yumuşak beslenmeye dikkat etmelerini öneriyoruz. Mutlaka zaten çocukların da en sevdiği ilk dondurma. Onunla zaten diyetlerini açıyoruz. Sütlü, beyaz, pütürcüksüz, içerisinde çikolata tanesi olmayan dondurma, süt ve daha sonra soğuk olan diğer şeylerle diyetlerine başlıyoruz. Ve özellikle onlar da 2 ay süresince işte ekmeğin dış kapağı, cips ya da kuru yemiş gibi gıdaları zaten kesinlikle önermiyoruz. Sonraki süreçte zaten 2 aydan sonra tamamen normal hayatlarına hani bütün yiyecekler açısından dönebiliyorlar. Peki de tedavi edilmeyen bademcikler ne gibi sorunlara yol açar? Tedavi edilmediği durumlarda özellikle büyük bademciklerde horlama şikayetleri ve apne şikayetleri devam edeceği için uyku kalitesinde çok ciddi bozulmaya yol açar. Uyku kalitesindeki bozulma da çocukların tabii ki de günlük aktivitelerine, konsantrasyonlarına ve okul başarılarını çok ciddi etkilemektedir. Veyahut çok sık enfeksiyon geçiren çocuklarda da yine okuldan sürekli bundan kaldığı için rapor vesaire alıp okula gidememe gibi bunlar da özellikle çok önemlidir. Yine okul başarılarını çok fazla etkiler. Yine dediğim gibi kronik bademcik enfeksiyonlarını bademcin gözenekleri üzerinde o biriken beyaz debrislerde zamanla kötü kokulu bir ağız kokusu oluşturur. Zaten bu iki neden eğer varsa bunlardan birisi ameliyat için bir endikasyondur. Peki kış hastalıklarından korunmak için neler yapılmalı? Ailelere neler önereceksiniz? Doktora ulaşamadığı durumlarda neler yapmaları gerekli? Bir kere kış hastalıklarından hani korunmak için yapabileceğimiz belli başlı şeyler var. Bir kere kışın daha çok kapalı ortamlarda vakit geçirdiğimiz için mutlaka ortamın havalandırması iyi olmalı. Kış döneminde özellikle bağışıklığı güçlendirici, AC vitamini, çinko içeren preparatları kullanmalarını da öneriyoruz. Özellikle bağışıklığı daha düşük, işte enfeksiyona daha yatkın olabilecek çocuklarda. Sağlık Bakanlığı'nın mutlaka önerdiği şekilde hani aşı takviminin olması gerektiğini öneriyoruz. Ve en önemli aslında bulaştığı şey ellerimiz. Mutlaka aslında el yıkamayı çocuklarımıza ve kendimize de bir alışkanlık haline edinip el yıkama alışkanlığını aslında geliştirmemiz gerekiyor. Program sonuna yaklaşırken kıymetli izleyicilerimiz için bu konuda ne söylemek istersiniz? Bunun için mutlaka eğer kış döneminde çok sık enfeksiyon geçiriyorsa çocuklarınız mutlaka takviye alması gerekir. Eğer hala şikayetler devam ediyorsa özellikle geniz eti ve bademcik durumunda ya da bu şikayetlerden birisine sahipse mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine gözüküp detaylı bir muayene olmaları gerekir. Kıymetli izleyiciler, hocamızın da bahsettiği gibi her zaman temizlik çok çok önemli. İmandan da geliyor temizlik aynı zamanda. Bulunduğumuz ortamı havalandırdığımızda, ellerimizi, vücudumuzu devamlı yıkadığımızda, dezenfekte ettiğimizde, temizlediğimizde hastalıkları minimal bir şekilde önüne geçmiş olarak daha sağlıklı yaşamış oluruz. Ama hastalığı maruz kaldığımız takdirde de Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nin böyle güler yüzlü doktorlarını ve diğer doktor arkadaşları başvurarak tedaviye yanıt vermiş olur.
Kıymetli vaktinden zaman ayırıp çok değerli bilgileri bizimle paylaştığı için hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah başka programlarda tekrar görüşmek üzere. Yayını tekrarını izlemek isteyenler sosyal medya hesaplarından Sağlık Vakti programının tekrarını izleyebilirler. İnşallah haftaya aynı gün ve saatte çok değerli konu ve konuklarla görüşmek üzere. Sağlıkla, hoşça kalın efendim.